Güneş Enerji Santralimizin temelleri 2016 yılında atıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla çiftçilerimizin sulama maliyetlerindeki girdilerini azaltmak maksadıyla bu projeye biz başladık. 2017'de ilk olarak santralimizi hizmete aldık ve enerji üretmeye başladık. Enerji üretmeye başladığımız noktadan itibaren aynı şekilde bunu çiftçilerimize yansıtmaya da başladık. Santralimiz 3 aşamada yapılan bir santral. 4.86 MW enerji üretmekteyiz. Buradan ürettiğimiz elektrik enerjisini tarımsal sulamadaki sulama kooperatiflerine elektrik enerji yardımı olarak değerlendiriyoruz. Faturalarını Büyükşehir Belediyesi olarak ödemekteyiz. Bunu da TEDAŞ'la mahsuplaşarak yapıyoruz. Buradaki birinci hedefimiz, varılması gereken tek yolumuz çiftçilerimizin girdi maliyetleri, sulama maliyetlerini düşürmekti. Biz bunu sulama kooperatifleri aracılığıyla yapmaya başladık ve öyle devam ediyoruz. Eskiden sulamayı yapamıyorduk. Ceyran virüsten dolayı vatandaş ekemiyordu, çok şey çekiyordu. Ama Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir'den yaptığı destekten dolayı şimdi ovanın %99'u ekildi. Şu anda 43 adet sulama kooperatifimiz mevcut. Antalya genelinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar mevcut olan bu kooperatiflerimiz aracılığıyla çiftçilerimizin sulama maliyetlerini %50 düşürüyoruz. Daha önceler biz daha yüksek meblağlara tarlaların dönümünü sularken şu an saatle sulama yapıyoruz. Tarımsal kalkınmanın yapmış olduğu ve Büyükşehir Belediyesi'nin yermiş olduğu elektrik hizmeti karşılığında biz daha düşük ücretlere sulama yapıyoruz. Bunun gibi devam ediyor yani sulama sistemimiz. Biz bu desteği 2019 yılında ikinci projemizde de devam ettirdik. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile ikinci santralimizle yaptık. Şu anda hizmette devam ediyor. Çiftçi sayımızı 2017'de 7400 çiftçi ailesiyle başlamıştık. Şu anda 9346 çiftçi ailesiyle devam ediyoruz. Ben bir ziraat mühendisi olarak bu projeyi gerçekten çok önemli buluyorum. Çünkü çiftçilerimizin şu anda en büyük problemi girdi maliyeti. Biz de burada girdi maliyetindeki sulama bölümünü, elektrikle yapılan sulama bölümünü %50 düşürüyoruz. Buradaki projenin önemi bu anlamda çok fazla. Sulama yollarında sulama ile ilgili problemlerimiz vardı. Allah'a çok şükür şu anki güneş panelleri olsun, diğer tarımsal kalkınmadaki desteklemelerimiz olsun, Büyükşehir'imizin yapmış olduğu birçok sıkıntılarımızı giderdi. İnşallah daha da iyi olacağını temenni ediyoruz. Biz girdi maliyetini düşürdüğümüz zaman çiftçilerimiz ister istemez bugün elindeki diyelim ki 5 dekarlık bir yer varsa maliyet düşük olduğu için otomatikman daha yüksek bir alanda üretime başlamayı planlıyorlar. Ve bunu 2017'den bu yana da görüyoruz. Sulama kooperatif başkanlarıyla, diğer sulama kooperatifin üyeleriyle de olsun, yani çiftçilerimizle de olsun görüştüğümüz zaman 2017'de küçük bir alanda tarım yapan bir çiftçimiz şu anda bizim yaptığımız bu destekle alanlarını büyüttüler. Yani bu ülkemize de geri dönüşüm olarak devam ediyor. Güneş enerji sistemiyle Baka ve Kalkınma Ajansı'nın Büyükşehir'in desteğiyle sulamayı rahatça yapıyoruz. Vatandaş para kazanıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurulan Güneş Enerji Santrali bölge çiftçisine can suyu oldu. Tarımsal sulamaya destek amaçlı santralden üretilen elektrik, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 9000'i aşkın çiftçinin kullanımına sunuluyor. Santral sayesinde bölge çiftçisinin girdi maliyetinde %50'ye yakın azalma oldu.